Herkese merhaba, ben Yiğit. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi birkaç gündür video gelmiyor. 4 veya 5 gün oldu. Tam olarak emin değilim. Şöyle bir şey var. Bu aralar bir mikrofon işiyle uğraşıyorum. Bu bana biraz açıkçası zayıf geldi. Bu benim de kullandığım model BM900. Ancak hani biraz bana ses yönünden zayıf geldi. Zayıf geldiği için biraz daha kaliteli bir mikrofon olsun istedim. Onun dışında kanalın ismini tamamen değiştireceğim. Çünkü bir yani makara muhabbet bir vlog kanalı ismi aslında bakarsanız. Hani bir vlog ya da hani farklı bir şeyler çekilebilir ama oyun için farklı bir isme ihtiyacım vardı. Bunu da birkaç gün düşündüm. İsim, intro, logo vesaire bunların tümü değişecek. Size de bunun hani bildirisini yapmak için işte 5 gündür işte veya 4 gün neden video gelmiyor? Bundan dolayı video gelmiyor. Bunları söylemek için bu videoyu çekiyorum şu anda. En kısa süre içerisinde World War Z'nin, Battlefield'in hatta yeni seriler olarak da şey de düşünüyorum. Mesela Resident Evil'ın Türkçe altyazılı bir şekilde oynamak da isterim. Eğer ki talep gelirse sizden de bu tarz oyunları da oynamaya devam edeceğim. Yine aynı şekilde tabii ki Metro Exodus'un aslında son bölümünü çektim ama son bölümde bayağı bir sıkıntıyla karşılaştım. Video yani 720p video 360p yüklendi. İşte ses sürekli böyle bir tıkır tıkır işte klavye sesi vesaire. Yani şunda bir pop filtre ve yani özel bir filtreleme yani fonksiyonu olmadığı için ben de hani özel filtreme fonksiyonu olan ya da pop filtreli böyle hani biraz daha profesyonele yakın bir video daha doğrusu bir mikrofon gelecek elime. Yarın sanırım ulaşır. Onun dışında söyleyeceğim fazla bir şey yok. İşte hani bundan dolayı video gelmiyor. Sadece beklemede kalın. Hani en kısa süre içerisinde çok daha kaliteli bir mikrofonla, çok daha kaliteli bir şekilde yani video çekmeye, oyun çekmeye devam edeceğiz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle Eylül ve Önder. Gerçekten hani bu tarz yorumlar İşte beni buraya hani bağlıyor. Yani YouTube neden mesela 17 tane, 20 tane atıyorum video var. İşte 25 tane abonem var. Ya da 28 tane abonem var. Yani bunlar aslında bakarsanız benim için şu an bir sorun değil. Yani hiçbir şekilde. Zaten hani böyle çok aşırı uçuk bir şey beklemiyorum. Bir sene boyunca belki 2 sene boyunca. Yani aşırı böyle uçuk şeyler ne bileyim. İşte böyle beğeniler olsun işte 5000 beğeniye şunu yapalım falan 10.000 beğeniye şunu yapalım gibi bir şey söylemeyeceğim. Öyle tahmin ediyorum. Hani çok da büyük konuşmak istemiyorum. Ancak hani en azından şu anki gibi gördüğüm kadarıyla yani bana biraz daha nasıl diyeyim beni böyle hani ya tamam işte Yiğit abi budur bunu yapar Yiğit abi diyen kitle olduğu için ben bu kitleyle birlikte ve bundan sonraki gelecek olan kitlelerle, kişilerle birlikte yoluma devam edeceğim. Ben 3. ya da 4. videomda söylemiştim bunu. Birkaç sefer daha söyledim hatta. Yine söylüyorum ben bu kanalı büyüteceğim arkadaşlar. Bunun başka bir yolu yok. Benimle birlikte gelmek isteyen, benimle birlikte oyun oynamak isteyen olabilir. Minecraft oynamak isteyen olabilir. Ya yani mesela dersin ki abi hani Minecraft çekelim hadi beraber. Ben ona da varım. Yani mesela örnek veriyorum. Birisiyle Minecraft çekelim. Hadi çekelim. Yani benim sadece internetimde çok sıkıntı var. Ve hani tabii ki bazı zamanlar olur mesela ben o gün işte Resident Evil oynayacak olurum ya da Metro Exodus, Battlefield 5 veya tarzındaki oyunlar, onun kalemindeki oyunlar oynayacak olurum. Ha, o zaman belki yani tabii ki videoyu hazırlarız ama hani o zaman o güne çıkmayabilir ya da birkaç güne çıkmayabilir. Çünkü benim internetim gerçekten çok kötü. 13 saatte 14 saatte bir tane video atabiliyorum. Bu konuda da yani beni mazur görün. Hani günde 2-3 tane video gelmemesinin sebebi bu. Yoksa elimden gelse ben atarım. 3 tane de atarım video. Sorun değil. Yani durum bu. Vaziyet bu. Hani siz yanımda kaldığınız sürece bunu herkes için söylüyorum. Genel olarak sadece yorum yazan işte hani örnek veriyorum Önder ya da Eylül için söylemiyorum. Bu videoyu izleyip yanımda kalan herkese çok teşekkür ederim. Ve yine beklemede kalın. Gerçekten çok güzel tasarımlar var. Yani bir özel bir tasarım şirketiyle görüşmekteyim. Yani daha doğrusu
nasıl diyeyim işte logo tasarımı vesaire. Bu tasarım profesyonel şekilde yapan ekipler var, ekip iş yerleri var mesela, örnek veriyorum. Yani bu iş yeriyle görüşme içerisindeyim şu anda. Bir logo tasarlanıyor, bir intro, işte ne bileyim bir kapak fotoğrafı olabilir. Hani bunlara uğraşıyorum. Aslında bakarsanız bunun sürekli tasarımı değişiyor vesaire oluyor falan gibi şeyler oluyor. Ve bir de hani dediğim gibi iyi mikrofondur, iyi bir kameradır, işte ışıklandırma sistemidir falan. Bunlara çalışıyorum. Yani daha iyi bir kanal olmak için ne geliyorsa elimden onu yapıyorum, inanın. Siz sadece desteğinizi benden ihmal etmeyin. Bunu sadece beğeni anlamında söylemeyin. Bir videoyu beğenirsin, ha, beğen tuşuna bastım, destek oldum falan. Hani sadece o anlamda değil. Tabii ki beğenin. Hani beğenirsin. Ama örnek veriyorum. Benimle birebir iletişime geçebilirsiniz. Bana mesaj atabilirsiniz. YouTube üzerinden. İşte isteğiniz bir şey olursa, örnek veriyorum abi şu oyunda oynayalım dediğiniz zaman ben bunu elimden geldiğince yapabiliyorsam o anda o videoyu da çekmeye çalışacağım. O videoyu da sizin, yani o oyunu da sizinle oynamaya çalışacağım. Burada hemfikiriz. Onun dışında yani çok fazla dediğim gibi ben söyleyecek bir şeyim yok. Zaten böyle o 7 dakikada geri beni bıraksan 14-15 dakikaya kadar da konuşurum. Ama şöyle bir şey, hani sadece beklemede kalın. Takipte kalın. Yeni videolar çok daha iyi olacak. Belki internet yönünde bir şeyler yapıp hani videonun kalitesini 720p'den 1080p'ye çıkartalım herhalde de o zaman 20 saatte falan atacak videoyu. Ama yani genel anlamda böyle bir şeylere uğraşıyorum. Kanalımın ismi sürpriz olsun. Sürpriz. Onu söylemeyeceğim. Ama böyle hani orijinal böyle bir isim. Biraz daha hani benim biraz da yaşıma uygun. Hani ne bileyim. Oyuncu dede var mesela. Oyuncu baba falan. Bunun. Böyle bir kanal ismi değil. Hani o tarzda bir şey de değil. Tamamen böyle hani özgün. Araştırdım böyle internetten. Mesela ben bir kanal ismi bakıyorum. Onu da söyleyeyim. Öyle bir derdim de var benim. Bir kanal ismi bakıyorum internetten. Bakıyorum ki alınmış yani. Bunu bulana kadar var ya 15-20 tane belki isim değiştirdim. Sürekli sürekli isim değiştirdim. Sürekli. İşte ona göre bir logo tasarlandı. Bir ara bir logo tasarlandı, iptal oldu falan gibi şeyler oldu yani. Söylediğim gibi hani bunları sadece sizinle paylaşmak istedim. Sizin de fikriniz varsa lütfen benimle paylaşın. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşça kalın.